Ablanı yalnız bırakma. Yardım edin Artuk. Artuk Bey. Yardım et kızım. Artuk Bey kurbanın olayım. Kurtar bacımı. Ahvali nasıldır? Hançer hala üzerinde. Sizi bekledik Artuk Bey. Hançer karın boşluğuna saplanmış. Test çıkarmamız icap eder. Sonra da dağlayacağız. Sırma yaşayacak değil mi? Silinmeyen tek şey alın yazımızdır İbilge Hatun. Ahvali iyi değildir. Lakin elimizden geleni yapacağız. Gerisi takdir-i ilahidir. Hem de siz çıkasınız. İlçin Hatun sen kalasın. Tez haydi. Tez çıkasınız haydi. İlçin Hatun közü hazırlayasın. Siz de Uç Bey'in alpleri olacaksınız, öyle mi? Sizinle Söğüt'te Ertuğrul'un hakimiyetini yok edeceğiz, öyle mi? Bize densizlik eden Süleyman denen it nerede ha? Hem elinizden kaçırırsınız, hem de hala bulamazsınız. Siz ne işe yararsınız ha? Beyim, bizim bir kabahatimiz yok. Bir daha neticeye varmadan
Sakın tek kelam edeyim demeyin. Sakın! Ne ederseniz edin. O iti tez bulup bana getirin. Haydi! Ne durursunuz? Yıkılın karşımdan. Haydi! Değerli İnal. Ne oldu? Beyim. Sırma Hatun. Dilini kesip eline vermeden de. Ne oldu bacıma? Kilimhanede bir kargaşa çıkmış beyim. Sercan Hatun da Sırma Hatun'u hançerlemiş. Ahvali ağırmış. Senin dilin ne söyler İnal? Ne demek hançerlemiş bacımı? Onca alp ne güne durur he? Onları bostan korkulu olsun diye mi diktim ben oraya? He? Beyim, bu kayalar kendi obalarında olunca yaban çalısı gibi sinsice ısırır. O vakit o çalıyı kılıçla budamanın vakti geldi anlaşılan. Gün doğdu. Sen elimden kaçıp kurtuldun. Ama avradınla oğlunun hakkından gelip senin soyunu kurutmazsam aldığım nefes bana haram olsun. Yola devam etseydik Ertuğrul Bey. Peşimizdedirler. Siz tedbir alın Alper. Buyur Hüseyin. Eyvallah. Yeterince kan kaybettiniz. Evvela yaranızı sarmamız gerek. Hem bizi hemen bulamazlar. Nal izlerini kaybettirdik. Tez vakitte bir şey kalmaz inşallah. Namınızı çok işittim Ertuğrul Bey. Dedem Alaaddin Keykubat'la babam Gıyasettin'e de çok faydanız dokunmuş. Şimdi de benim için kendinizi ateşe attınız. Yiğitliğinizin hakkı ödenmez. Gayretimin hakkın yerini bulması içindir. Ben üzerime düşen vazifeyi yaptım. Zalimin elinde kalmanıza müsaade edemezdik. Ben tahtını, tacını kaybetmiş, kefereye sığınmış biriydim. Niçin kurtardın beni Ertuğrul Bey? Gayen nedir? Ne oldu? Göremedik komutan alınacak. Nal izleri de kayboldu. Beni daha fazla peşinden çekemeyeceksin Ertuğrul. Sen kaça dur. Ben seni kendime çekmesini bilirim. Nökerler ikiye ayrılsın. Bir kısmınız aramaya devam etsin. Bir kısmınız da benimle gelsin. Nereye komutan alınacak? Kartal Pars'a bir pençe atıp onu peşinden çekeceğini sanır. Lakin Pars, kartalın yuvasını bozunca kimin pençeleri daha dehşetliymiş görecek. O vakit kendi ayağıyla gelecek. Kaya obasına gideceğiz. Atlara! Oğullar burada istediklerini yapabileceklerini zannederler. Ben buna mani olmak niyetindeyim. Onlara bu topraklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaklarını göstereceğim. Köreldiğini sandıkları pusatlarımız her daim tepelerinde olacak.
Sizi de idam etmek isterlerdi. Akıllarınca idam edip bizi aşağılayacaklardı. Buna asla müsaade edemezdim. Büyük iş çıkardın. Çok cesur adamsın. Beni onların ellerinden kurtardın. Lakin şimdi ne yapacaksın benimle? Bütün Anadolu'yu kuşatıp beni arayacaklardır. Vakti gelende bunların hepsini konuşacağız inşallah. Hele şu Badire'yi bir atlatalım. Beyim, beyim, beyim. Moğollar göründü. Çok kalabalıklar. Birazdan burada olurlar. Haydi tez gitmemiz icap eder. Tez Karayük'teki mağaraya gideceğiz. Haydi, haydi. Nabzı yavaşlatar. Çok kan kaybetti. Tez bal şerbeti kaynatasın. Emrin olur Artuk Bey. Yılanın kuyruğuna bastın. Bakalım seni nasıl kurtaracağız bunların ağlı dilinden. Geç bile kaldım ana. O yılanın başını çok evvelden ezmeliydim. Hala kuyruğu dik tutarsın. Kız alıncaktan vazifeli, hem de uç beynin bacısı. Şimdi de can çekişir. Dua edelim de başına bir hal gelmesin. Yoksa bu hamur çok su kaldırır kızım. Ettiğini buldu. İki bacı etmediklerini bırakmadılar. Sonunda yaptın yapacağını Selcan Hatun. Aramıza kan da soktun. Şimdi seni kim kurtaracak? Ağabeyimin elinden seni kim alacak? Kimin başına ne geldiyse dizginleyemediği dili yüzünden geldi. Seni götürmeye geldik. Ateşe körükle gidersin İlbilge Hatun. Benim içim yanar Haymana. Zorluk çıkarmayasın. Selcan Hatun'u almaya geldik. Kan kanla yıkanmaz kızım. Anlayıp dinlemeden de hüküm verilmez. Derdim intikam almak değildir. Süleyman kaçtı. Selcan Hatun'un da kaçmasına müsaade edemem. Sen de beni anlayasın. Yargılanıp hükmü verilmeden infaz edilmeyecek. İmdilik tutsak çadırına konacak. Müsaade et alalım Selcan Hatun. Sen töreyi hepimizden iyi bilirsin. Senin büyümemesi için bir müddet orada kal kızım. Merak etme. Seni kimselere yem etmeyiz. Selcan
Haydi. Götürün. İlbilge Hatun böyle istedi. Hükmün verilene kadar tutsak çadırında kalacakmış. Başa gelen çekilir. Benim sebebime başınıza dert açmayın. Hadi. İlbilge Hatun ha? Öyle böyledir Gündüz Arp. Zorluk çıkarmadı gidelim. Gündüz. Sen bize Gündoğdu emmimin emanetisin yenge. Tasa etmeyesin. Biz sağken senin kılına bile dokunamazlar. Gösteririm İlbilge Hatun'a. Dua edelim de sırma yaşasın. Aksi halde iki obanın arasına kıyametlik husumet girer haymana. Selcan Hatun tutsak çadırına götürülür. Bu ne demek olur İlbilge Hatun? Selcan Hatun suçludur. Hükmü verilene dek orada kalacak. Her suçlu cezasını çekecek. Ya ne etseydi yengem? Bacının onu hançerlemesini mi bekleseydi? Gündüz! Osman! Otağda olduğunuzu unuttunuz. Beni de mi görmez gözleriniz? İlbilge Hatun'un ettiğine baksana nene. Gözümüz öfkeden başka bir şey mi görür? Desene İlbilge Hatun. Kaç yüzün var senin? Babamla evliliğine dahi razı olmuşken sen ne ettin? Gücü elini alır almaz gerçek yüzünü gösterdin. Tam hakikatli bir hatun olduğuna itimat etmiştik ki yeni oyununda gözümüzü açsın. İyi ki bu evlilik olmamış. Sen bey oğlusun, ben de bey kızıyım Osman. Beylik işlerinde töre evlilikten önce gelir. Töreyi de adalet sağlar. Selcan Hatun'un asiliğiyle uç beyliğinin töresi sarsılmıştır. Tutsak çadırını attırmayıp ne etseydim? İki obanın ahalisinin birbirine girmesini mi izleseydim? Bu hepimiz için doğru olandır. Destur var mıdır Ayma Hatun? Gelesin Artuk Bey. Sırma'nın ahvali nasıldır Artuk Bey? Hel benden, şifa Allah'tan İlbilge Hatun. Ayrı dua edip beklemekten başka yapacak şey kalmamıştır. Korkup kaçmışız. Neymiş? Onlara yiğitlik göstereymişiz.
Ağabeyin uç beyi oldu deyu. Selcan Hatun sinecek mi sandın? Gün doğdum. Süleyman'ım. Siz sağ olun. Gayrısı bana yeter. Ben ne boranlar ne fırtınalar atlattım. Buncacık rüzgardan korkacak göz var mı bende? Neredesin Bilgi Hatun? Beni Ertuğrul Bey'e götüreceğine söz verdin. Burada eli kolu bağlı bıraktın beni. Sen gelmezsen yarım bıraktığım işi tamamlamak için ben gelirim. Siz de kimsiniz ha? Eşkıya mısınız? Ertuğrul Bey'im. Hey maşallah iyiydi mi? Maşallah. Maşallah iyi gördüm seni, iyiydin. İyiyim beyim. Zulme boyun eğmemek için oradan kaçtım. Onca meşgalen arasında bir de benimle uğraşmak zorunda kaldın. O nasıl söz yiğidim? Emmi baba yarısıdır. Sen doğru olanı yaptın. Orada kalsaydın onlar seni yaşatmazlardı. Sen de babandan uzak zor günler geçirdin. Gayrı bu hasrete son verme vakti gelmiştir. Bu kimdir beyim? Sultan İzzettin Keykavuz. Gündoğdu oğlu Süleyman Alp. Eyvallah Yiğit. Kim bu zalimlerin karşısındaysa bizim safımızdadır evlat. Şimdi tek yumruk olup Moğol'un tepesine çökme vaktidir. Gözlüm. Gör külü bacım. Ceylan bakışlı, keklik sekişli bacım. Ben seni hep kuş gibi şen, kurt gibi dik gördüm. Hep ettiğin gibi yine inat et. Yeniden ayağa kalk. Az daha sık dişini. Allah'ım sen bizi fitneden, fesattan, düşmanlardan koru. Allah'ım sen Şafii isminin yüzü suyu hürmetine, onu tez vakitte saatine kavuştur. Hayme Hatun, ben tekrar Şifa Çadırı'na gidip Sırma Hatun'a bir bakayım. Destur var mıdır Hayme Ana? Gel Dumrul. Hayırdır Zangoç? Bu ne telaş böyle? Hayme Ana, alınacak denilen o zalim obayı basmaya geliyor. Ben de size hemen haber vereyim dedim. Yetiştim, yetiştim Tanrı'ya şükür. Sen bunu nereden bilirsin Zangoç? Ertuğrul Bey beni bir görev için kaleye göndermişti. Dragos'un devriye askerleri görmüş Moğolları. Ben de hemen size haber getireyim dedim. Obayı testeyakkuza geçirmemiz icap eder. Dumrul, ahali gizlediğimiz pusatları çadırlarda saklayacak. Alplerin hepsi dışarıda bekleyecek. Ahali çadırlarda bekleyecek. Bir saldırı olursa çadırlardan pusatları alacağız. Ölünceye kadar da vuruşacağız. Emrin olur Artuk Bey. Emrin olur Artuk Bey'im.
bu defa o soysuzlara karşı durmak boynumuzun borcudur. Bir daha aynı zulme müsaade etmeyeceğiz. Destur var mıdır Ayma Ana? Gel Oğuz. Bey Bulat Bey geldi Ayma Ana. Bey Bulat Bey mi? Gelsin. Ne hesabı varsa bize sorsun. Ayma Ana, Bey Bolat Bey beni burada görürse öldürür. Sen bu yana geç Zangurt. Bey Bolat gidene kadar da çıkma. Selcan denen hatun. Onun derisini yüzüp içine saman tepeceğim. Bey kapısında töresiz mi büyüdün Bey Bolat Bey? Ağzında ataş, gözünde dumanla. Nereye girersin böyle? Söğüt Uçbey'im ben. Töre dediğin benim ağzımdan çıkan buyruktur Ayma Ana. Destur diyesin Bey Bolat Bey. Töreyi yazacak kuvvet de, silecek kudret de kimseye verilmemişti. Hele uzun etmeyesiniz. Ne sual ettiysem ona cevap verin. O Selcan denen Gudubet Hatun benim bacımı hançerlemek neymiş görecek. Yoksa o da oğlu Süleyman gibi yer yarıldı da içine mi girdi ha? Bey Bolat Bey, öfkeyle kalkan ziyanla oturur. Zira öfke iradeyi tarumar eden tufandır. Uç Bey'i kısmına da sabırlı olmak düşer. Hele sakin olasın. Sakin olmak mı? Benim hükmüm altındaki bir obada bizzat vazifelendirdiğim bacım hançerlenmiş. Sen bana sakin olmak mı dersin Artuk Bey? Kusura bakmayasın. Ben de öyle içinde at gezdirebileceğim bir tahammül yaylası yoktur. Hele diyesiniz. Nerede o Selcan? Bir yere kaçmasın diye tutsak çadırına koydurdum ağabey. Başında da alpler vardır. İyi etmişsin. Lakin yetmez. Madem ki kan döküldü, kana kanla mukabele edeceğim. O Selcan denen hatunu kendi ellerimle öldüreceğim. Değle, bacım nerededir? Ahvali nasıldır? Hele bir durulasın ağabey. Artuk Bey elinden geleni yapmıştır. Şimdi beklemekten başka çare yoktur. Eğer yargısız infaz yaparsan, andolsun ki sana buraları dar ederiz. Ağabey, metin olasın. Sırmanın yanında olmak gerek. Hele ben bir bacımı kendi gözlerimle göreyim. O vakit göreceğiz. Kim kime nereyi dar edermiş? Ayma Ana. Bunun kızgınlıkla ne yapacağı belli olmaz artık. Sen gizliden tutsak çadırın etrafında tedbir alasın. Doğru dersin Ayma Hatun. Benim Gonca Gül'e benzer bacım. Senin
üzerine kan mı damlattılar? Seni böyle solgun yatarken mi görecektim Sırma? Nabi kendine gelir. Sırma? Bacım? Sırma, bacım aç gözlerini. Ağabeyin geldi. Çok şükür, çok şükür. Abi. Canımı kastettiler. Kanım yerde koma. Andolsun ki yanlarına bırakmayacağım bacım. Ağabeyinin gazabının ne olduğunu hepsi görecek. Lagüana gidecekti. Bilbige. Geldi şer ordusu. Alıncağın ne işi var burada? Bilmem ki bacım. Öğreniriz mi? Hayırdır komutan alınacak? Kayı obasına kalgançı çak getirdim. Yani kıyamet. Bu da ne demek? Ertuğrul verdiği sözde durmadı. Yaptığımız anlaşmayı kan dökerek bozdu. Ben de bu obayı kan gölüne çevireceğim. Babam ne yapmış da kan dökmüş? Evvela onu diyesin. Benim nökerlerimi öldürdü. Üstelik mühim vazifedelerken. Buna Ertuğrul'dan başka cüret edecek adam yok. Onun suçunun cezasını da siz çekeceksiniz. Ertuğrul Bey böyle şey yapmaz. Niye yapmazmış? Ertuğrul Bey, vazifeye giden koca bir Moğol birliğini nasıl yok etsin? Üstelik
Bütün alpler obada. Ya alpler ona gizlice katıldıysa? Uç Bey'in buralardadır. Varıp ona sorasın. Alpler obada mıdır, değil midir o cevap versin. Alpler obadadır. Yalnızca üç adamı var yanında. Ertuğrul oğlunu da pusatın gücüyle kurtardı. Ona cüret eden buna hayli hayli etmiştir. Size gayrı müsamaha kalmadı. Nökerler! O nedir şimdi? Casuslarımızdan haber varmış size. Mühimdir. Alıncağı iyi tanırım Ertuğrul Bey. Ne töresi, ne vicdanı, ne de zalimliğinin hududu vardır. Beni kurtarmakla alıncağı sarstınız. İmdi sizden şüphelenmez mi? Evvela benden şüphelenecektir. Beni arayıp bulamayınca obanıza musallat olmaz mı? Benim yüzümden koca bir Türk obasının helak olmasına gönlüm razı olmaz. Hiçbir şey yapamayacak. Elini kolunu bağladım Okansız'ın. Nasıl yaptın bunu Ertuğrul Bey? Biz Keykavus'u kaçırdıktan sonra Alıncak da bizden şüphelenecektir. Bu sebeple intikam almak için obamızı basacaktır. Moğol casuslarının ağzından bir mektup yazasın Mergen. Onu Alıncak'a gönderesin. Böylece Alıncak'ın şüphelerini başka bir tarafa çekmiş olacağız. Kimler kaçırmış gibi göstereceğiz beyim? Berke Han'ın adamları. O benim kokumun peşinden koşarken ben onu başka yere çekecek yemi çoktan attım. Şimdi ne yapacağım beyim? Alıncağı sarstık Bamsı. Şimdi yıkana kadar devam edeceğiz. Kılına dokunduğu her mazlumun ahı onun ölüm fermanı olacak. Şimdi canı yandı. Lakin onun canını lime lime sökeceğiz. Şimdi öyle bir oyun daha edeceğiz ki ona. Kimlere musallat olduğunu iyice anlayacak. Eyvallah beyim. Abdurrahman. Tez Zangoca söyle Alacatepe yoluna gelsin. Ona diyeceklerim vardır. Buyruk sendir. Oğuz obalarının Moğol zulmüyle nasıl direndiklerini bilirim.
Lakin onların güçleri de nereye kadar dayanacak? Bana da çok itimat ederlerdi. Yazık ki şimdi benim de elimden bir şey gelmez. Sizin düşündüğünüzden çok daha büyük bir direniş tertiplendi Anadolu'da. Çok yakında dört bir koldan hürriyet kıyamına kalkacağız. Nasıl? Bütün Anadolu onların zapturaptı altında. Yalnız Anadolu ile olmayacak elbet. Berke Han ve Sultan Baybars'la gerekli ittifaklar sağlandı. Moğol'u üç taraftan kıstıracağız Allah'ın izniyle. Büyük bir iş başarılmış. Ben de bana düşen ne varsa yapacağım. Gerekirse bir sultan gibi değil, yalın kılıçla bir alp gibi meydanlarda vuruşurum. Bilakis, şimdi bize sizin sultanlığınız gerek. Hayırdır inşallah. Yoksa Konya'yı huruç edip beni düşürüldüğüm tahta geri mi geçirmek istersiniz? Her ne kadar tahttan düşürülmüş olsanız da sizin sultanlık ehemmiyetiniz vardır. Bu vaziyetinizi Anadolu'daki direniş için kullanmamız icap eder. Şimdi bu uğurda yapmanız gereken çok mühim bir şey vardır. Seni dinlerim Ertuğrul Bey.